Evet değerli izleyiciler, bültenin başında ifade etmiştik. Bugün çok önemli bir organizasyonun, bir havalimanının açılışı olduğunu söylemiştik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan uçak Rize Artvin Havalimanı'na indi değerli izleyiciler. Şu anda arkadaşlarım canlı görüntüleri ekranlarınıza yansıtıyor değerli izleyiciler. Bu önemli havalimanının açılışı için üst düzey protokol gerçekleşiyor. Şu anda Rize Artvin Havalimanı'nda temeli 3 Nisan 2017'de atılmıştı bildiğiniz gibi değerli izleyiciler. Havalimanının yıllık 3 milyon yolcu kapasitesine sahip olacağını biliyoruz. Eşsiz mimarisi ve ileri mühendislik teknolojileriyle hayata geçirilen havalimanının 32 bin metrekare terminal binası ve diğer destek binalarıyla toplam 47 bin metrekare kapalı alanı bulunuyor değerli izleyiciler. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve beraberindekileri taşıyan uçak için su tagı oluşturuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan uçak havalimanına, aprona yaklaşıyor. Az sonra da kendisinin ve beraberindeki heyetin uçaktan inmesini bekliyoruz değerli izleyiciler. Yine bültenin başında muhabir arkadaşımızla gerçekleştirdiğimiz bağlantıda elbette ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi Rize. Hemşehrileri kendisini özlemiş olmalı ki yoğun bir kalabalığın havalimanının dışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı beklediğini söylemişti muhabirimiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış töreninin hemen ardından Rizeli hemşehrilerine seslenmesini, hitap etmesini de bekliyoruz ilerleyen dakikalarda değerli izleyiciler. Ben elimdeki teknik bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edeyim. Bölgenin kültürel ögelerinden izler taşıyan havalimanında yöresel mimarinin yansıtıldığı terminal binasının yanı sıra çay bardağı formundan esinlenilerek 36 metre yüksekliğinde kule inşa edildi. Gövdesi aydınlatılan kule bölgenin silüetine de canlılık katacak. Teknik ve yapım özellikleriyle kendi alanında dünyanın sayılı örnekleri arasında yerini alacak olan Rize Artvin Havalimanı yaklaşık 19 futbol sahası büyüklüğünde. Bir başka deyişle 135 bin metrekareden fazla peyzaj alanına sahip değerli izleyiciler. Rize Artvin Havalimanı Doğu Karadeniz bölgesi başta olmak üzere ülke turizmine, ticaretine, üretimine sağlayacağı katkılarla millete, çevreye, ülke ekonomisine de elbette hizmet edecek bu önemli proje. Havalimanı uluslararası giriş çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak da belirlendi değerli izleyiciler. Rize Artvin Havalimanı. Yıllık 3 milyon yolcu kapasitesi bekleniyor Rize Artvin Havalimanı'nda. Temelinin 3 Nisan 2017 tarihinde atıldığını söylemiştik ve artık takvimler 14 Mayıs 2022'yi, bugünü gösteriyor ve resmi açılışı birkaç dakika içinde, belki de 15-20 dakika içinde açılacak değerli izleyiciler. Toplam alanı 3 milyon metrekare. İşte burada zaten ifade etmemiz gereken bir şey var. Artık bu havalimanı ile birlikte, denize dolgu üzerine yapılan bu havalimanı ile birlikte Türkiye'nin haritası da değişmiş oldu. Toplam alanının 3 milyon metrekare olduğunu söylemiştik. Terminal binasının 32 bin metrekare, toplam kapalı alanının da 47 bin metrekare olduğunu biliyoruz Rize Artvin Havalimanı'nın. Türkiye'nin deniz dolgusuyla inşa edilen ikinci ve toplam Türkiye'de 58. havalimanı da bugün hizmete girmiş olacak. Pistin genişliği 45 metre değerli izleyiciler. Uzunluğu 3000 metre. 3 kilometre bir pist ve genişlik 45 metre. Çay bardağı formundan esinlendiğini söylemiştik. Havalimanının kulesinin yüksekliğinin de 36 metre olduğunu bir kere daha ifade edelim. Havalimanının 49 bin metrekaresi Karadeniz'in coğrafi özelliklerine uyumlu olan 1453 ağaçla yeşillendirildi. Bölgeye has birçok ögeyi barındırıyor Rize Artvin Havalimanı değerli izleyiciler. İşte onlardan bir tanesi de bu özelliği. Havalimanının 49 bin metrekaresi Karadeniz'in coğrafi özelliklerine uyumlu olan 1453 ağaçla yeşillendirildi. Rize çayını tüm dünyaya tanıtmak, çayın bahçeden bardağa yolculuğunu, bölgedeki tarihi ve etkileriyle anlatmak üzere çay müzesine ve sanatsal objelere yer verilen havalimanında 448 araç kapasiteli otoparkta bulunuyormuş.
Doğu Karadeniz bölgesi başta olmak üzere ülke turizmine, ticaretine, üretimine sağlayacağı katkılarla millete, çevreye, ülke ekonomisine hizmet edecek havalimanı, Doğu Karadeniz, Kafkas ve Orta Doğu ülkeleri arasındaki potansiyel trafikten kaynaklanacak taşımacılık zincirinin aktarma merkezi de olacak deniliyor değerli izleyiciler Rize Artvin Havalimanı için. Daha önce de ifade etmiştim bu önemli notu, önemli bilgiyi bir kere daha söyleyeyim. Havalimanı resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla uluslararası giriş çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak da belirlendi. Yine bu bilgiyi de paylaşmış olalım sizlerle. Önemli bir projenin daha sonuna gelinmiş olduğu bu şekilde değerli izleyiciler. Rize Artvin Havalimanı dakikalar sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılacağı bir törenle açılacak, resmiyete kavuşmuş olacak. Muhabir arkadaşımız Ahmet Yılmaz havalimanında gelişmeleri takip ediyor. Ahmet Yılmaz şu anda telefon hattımızda. Ahmet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve beraberindeki heyeti taşıyan uçağın piste indiğini gördük. Daha fazla detay için...